Evet, bu kurtuluş öyküsünü de ekranlarınıza getirdikten sonra şimdiki durağımız yine Kahramanmaraş ama başka bir ekibimize bağlanacağız. Ensar Durmuş ve kameraman Ersin Güler. Ensar, yine bir enkazın önünde, yine yarım kalan hayat hikayelerinin önünde nöbetine devam ediyorsun. Önce şunu sormak istiyorum. Şimdiye kadar böyle yerlerde çok çalıştın. Çok deprem gördüm bir haberci olarak. Şu arkadaki manzara, iki gündür orada gördüklerini kıyasladığında bu nasıl bir şey? Esra, daha önce deprem haberleri de çok kez yaptık. Yine maalesef hep her deprem kötü, ancak yaklaşık yarım saat önce ulaştık Kahramanmaraş'a. Ya gerçekten böyle bir manzara yok. Yani kameraman arkadaşımı nereye çevirse kamerasını, bir enkaz var. Bakın, burası da Hayrullah Mahallesi. Diğer ekip arkadaşlarımız Cumhuriyet Caddesi etrafındaki yıkımları göstermişti. Burası da Hayrullah Caddesi. Yine yıkılmayan hiçbir bina yok burada. Gerçekten manzara çok kötü. İşler acısı bir durum var. Bazı enkazlarda arama çalışmaları devam ediyor. Ancak bazı enkazlarda başlamayan enkazlar var. Ara sokaklarda özellikle. Daha arama çalışmalarının başlamadığı noktalar var. Bakın, vatandaşlar da bir yandan ekiplere yardım etmeye çalışıyor. Enkazın üzerinde insanları görüyoruz. Bir kepçe var. Hem dar sokaklar, hem de burada elektriğin, internetin iki gündür olmamasından kaynaklanan problemler, hem yollarda olan sıkıntılar, yollarda olan göçükler, işte bu noktalara ulaşılmasını engelledi. Ve şu anda biz Kahramanmaraş'tayız, Hayrullah Mahallesi'ndeyiz. Hemen her ev, yani abartmıyorum, her ev yerle bir olmuş durumda. Şöyle bakın. Evet, kurtarma ekipleri şu anda bir enkazın içerisinde. İçeride birinin olup olmadığını kontrol ediyorlar. Mucize haberleri Kahramanmaraş'tan sabahın ilk saatlerinden itibaren gelmeye başladı. 42 saat sonra kurtarılan 3 yaşında bir çocuk, 51 saat sonra kurtarılan bir teyze. Ancak bu mucizelerin bugün de gelmesini bekliyoruz. Bakın, insanlar burada enkazların başında bekliyorlar. Çok soğuk hava gerçekten. Battaniyeye sarılmışlar, ateş yakmışlar. Burada bekliyorlar. Ve mikrofon uzatmak istiyorum efendim. Burada halam gel. Enkazda 17 kişi falan. 17 kişi. Daha çıkarttıklarımız oldu. 4-5-6 kişi öldü. Başınız sağ olsun. Kaç kişi daha oldular şu an? Şu an 4-3 halam, oğlu, kızı, 3. Daha var 6-7 kişi yani bizim şeyim. Allah sabır versin. Sağ olun. Ben teyzemin yanına gitmek istiyorum. Efendim, başınız sağ olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Olsun. Kim var? Kim var? Kardeşim var, çocukları var, bacım var, 3 tane çocuğu var, anam var, hepsi altında çıkmadılar. Çok şükür bir kardeşimle, iki gelinimiz birden çocuk çıktı içimde. 16 kişiydi. 4 kişi mi çıktı ne? Hepsi altında da. Allah sabır versin. Evet, siz de duyuyorsunuz Esra. Bakın, bu enkazda abi 16 kişiden bahsediliyor. Şu ana kadar 4 kişiden çıktığı söyleniyor. 4 kişinin çıktığını söylediler. Yani içeride 10-12 kişi daha olduğu tahmin ediliyor. Şu anda ekipler, bakın, bir delikten içeriye girip kontrollerini gerçekleştiriyor. İnşallah bugün de mucize haberleri alırız. İnşallah Kahramanmaraş'tan çok sayıda kişi enkazdan çıkartılır. Büyük geçmiş olsun. Siz neredeydiniz? Biz de yakalandık işte. Var mı yakınınız içeride? Var, yatıyor 4. 4 kişi. Kimler efendim? Yeğenlerim, kardeşim. Çok geçmiş olsun. İnşallah güzel haberler alırız. İnşallah güzel haberler alırız Esra. Çünkü gerçekten durum çok kötü. Yani kime mikrofonu da atsak görüyorsunuz acı, gözyaşı. Burada yine bir enkaz. İş makinesiyle tıraşlanıyor. Biraz daha iç kesimlere girilmeye çalışılıyor. Ancak şunu söyleyelim. Gerçekten Kahramanmaraş'ta şu anda çok sayıda arama kurtarma ekibine ihtiyaç var. İnanılmaz derecede yıkım var.
Yani bir cadde üzerinde 20-30 tane, bir cadde üzerinde 20-30 tane girdiğimiz bu mahallede sadece bir sokağa burası 10-12 tane, siz de görüyorsunuz bakın her taraf yıkılmış. Yani çok sayıda arama kurtarma ekibine ihtiyaç olduğunu söylemek lazım. Bakın buradaki binalarda şu anda doğru düzgün bir arama gerçekleşmiyor şu anda. Bakın insanlar enkaza girip, çok tehlikeli, hiçbir önlemi yok, enkaza girip. Efendim? Kardeş aha burada bulurum bak. Bak battaniye alttaki bak görüyor musun burada bunu nasıl çıkartıyoruz biz Allah'ın için al. Allah için al Allah. Allah için burada çıkartıyoruz. Bu yani 2 gün burada. 2 gün. Lazım müsaade. Lazım. Lazım. Esra. 22 kişi burada çocuk. 22 kişi burada. 22 kişi. Allah için Allah. Efendim. Esra işte görüyorsunuz. Esra bu tarafa. Her yerde acı var. Kurtarılmayı bekleyen insanlar az önce de Suriyeli vatandaşlardı. Büyük ihtimalle savaştan kaçıp buraya gelen. Türkiye'ye sığınan onlar da depreme yakalandı. İşte bu noktada da yine insanlar göçük altından molozları kaldırmaya çalışılıyor. Arka taraflara devam ettikçe zaten hattan yıkım devam hattan ediyor. Ses veya başka bir şey var mı? Şu anda sesleniyorlar enkaza. Ses duymaya çalışacaklar. Bir ses versinler, bir bağırın şeylerine. Belki yaşayamıyoruz. Yaşayamıyoruz. Öyle mi? 4 kişi var, evet. Ersin abi. Esra her tarafı göstermek istiyoruz size. Hayrullah Mahallesi burası. Yıkım çok büyük. Yıkım çok büyük. Adana'ya gittik. Osmaniye'ye gittik. Gaziantep'e gittik. Şanlıurfa'da depremin merkezine gittik. Ancak Şanlıurfa merkez gerçekten çok kötü durumda. Bakın arka tarafta başka bir enkaz daha var. Depremin en çok vurduğu iki yer Şanlıurfa, Urfa ve Hatay. Buralarda araba kurtarma çalışmaları bugün çok kritik. Çünkü gerçekten ulaşılamayan enkazlar var o bölgelerde. Evet şu anda bakın bir enkaz daha burada Kahramanmaraş'ta. Hayrullah Mahallesi'ndeyiz. İç kesimlere doğru ilerledik. Şimdi caddeye çıkacağım. Caddedeki Kahramanmaraş'ın caddesindeki durumu, manzarayı ekranınıza getirmeye çalışacağım. Her noktada artık çalışmalar başladı. Her enkazda en azından arama kurtarma ekibini görüyordu ancak yeterli sayıda olmadığını söyleyelim. Çünkü inanılmaz derecede bir yıkım var. Yüzlerce binadan bahsediyorum yıkılmış. Yıkılmış yüzlerce binadan bahsediyorum. Gerçekten zor, çok zor bir durum. Deprem 10 şehri etkiledi. 6000'den fazla yıkılan bina var. Kahramanmaraş en büyük hasarı alan nokta. Şunu açıkça söyleyebilirim gördüğümüz yerler içinde. Ayakta duran bina yok. Zaten yıkılmayanlar da işte bu şekilde yan yatmış. Görüyorsun hemen arkada başka bir bina. O da yan yatmış durumda. Hemen iş makinesinin enkazının arkasındaki bina. O da yan yatmış durumda. Hala enkaz altında binlerce kişinin olduğu tahmin ediliyor. Az önce konuştuğumuz kişilerden de duyduk. 10-16 kişilik aileden bahsediyorlar ve 4 kişi şu ana kadar enkazdan çıkartılmış. Diğer kişilerin aranması devam ediyor. Başka bir bina daha. Bakın. Esra kamerayı çevirdiğimiz her noktada manzara bu şekilde. Burayı şöyle özetleyelim. Kahramanmaraş'ı bilenler için kültür park var.
Kültür Park'ın hemen ön tarafındaki nokta. Hayrullah Mahallesi. Zaten Kültür Park'ın da etrafı tamamen yıkılmış durumda. Orayı da göstereceğim sizlere. Ve inanılmaz soğuk var. Özellikle gece. Şu an bile soğuk ancak gece inanılmaz bir gece ayaz oluyor. Her enkazın başında bu şekilde ateşler yakılıyor. İnsanlar yakınlarını bekliyor. Bakın Kültür Park burası. Ersin abi, Kültür Park burası. Ve etrafını görüyorsunuz. Enkaz dolu etrafı. Biraz daha ilerlemek istiyorum. Size manzarayı göstermek istiyorum. Ersin abi, şöyle bir caddeyi gösterelim. Şu anda ambulansların biri gidip biri geliyor. Cenaze araçlarının biri gidip biri geliyor. Kahramanmaraş'ta sirenler çalıyor. İşte bakın her yer enkaz. İleride daha karışık bir durum söz konusu. Biraz daha ilerleyelim Ersin Güler. Bir cenaze aracı gidiyor şu anda çıkartılan. Bir cenazeyi görüyorsunuz. Hayrullah Mahallesi'nde bir sokağı göstermiştim. Şimdi bakın hemen yanında başka bir sokağa gireceğim. Bu sokakta da manzara aynı. Ben de sizle beraber şu anda görüyorum buraları. Canlı yayında Kahramanmaraş sokaklarındayız. İşte burada daha büyük binalar var sanırım. Site şeklinde yan yana dizilmiş. Üzerinde kurtarma ekipleri de var, vatandaşlar da var. Enkazın üzerinde iş makineleri var. Yine sol tarafımız, bakın. Yolda gelirken biz de buraya sabah saatlerinde çok sayıda iş makinesinin yolda olduğunu gördük. İnşallah onlar da bir an önce buraya gelip arama kurtarma ekiplerine destek verecekler. Çünkü iş makinesi gerçekten çok çok önemli. Bu bina yıkılmak üzere. Binanın bütün duvarları yıkılmış, yan yatmış. Ve eşyalar görünüyor içeride, bakın. Sırayla bütün binalar hasarlı. Yıkılmış. Yapılmaz, kaldırım yapılır. Bütün hepsi yıkılmış durumda. Hemen bu binaların karşısı. Yine aynı şekilde. Bu sokakta da hiçbir bina ayakta değil. Korkunç bir görüntü Esra. Korkunç bir görüntü, hiçbir bina ayakta değil. Ambulanslar şu anda başka mahallelere doğru ilerliyor. Çünkü iç kesimlerde aynı şekilde manzara devam ediyor. Ertuğrul'a bakın, enkazın en tepesinde. Burası sanırım yan yana siteler. Ve aynı şekilde yıkılmışlar. Hepsi enkaza dönmüş durumda. İşte bakın yukarıda bir hanımefendi var. Orada yer gösteriyorlar. İçeriye seslenenleri gördük. İnşallah bu enkazlardan bugün mucize haberleri gelecek. Evet bakın işte bakın orada bir vatandaş iş makinesi istediğini söylüyor. Her yerde iş makineleri, her yerde çalışmalar var ancak yeterli olmuyor. Çünkü inanılmaz derecede bir yıkımdan bahsediyoruz. Kent yerle bir olmuş durumda. Kahramanmaraş'ta gerçekten işler acısı bir durum var. Yakınları burada, vatandaşlar o enkazların başında bekliyorlar yakınlarının kurtarılmasını. Çalışmalar bir yandan devam ediyor. Bir yandan gözyaşları içinde o çalışmaları izliyor vatandaşlar.
Bakın burada iş makinesi çalışıyor. Sokağın başında çalışıyor, arkadaki enkazlarda çalışıyor. Ancak bir sokakta 20 tane enkazdan bahsediyoruz. 20 tane enkazdan bahsediyoruz. Bakın sitenin üzerinde tıraşlama yapıyor. O daireler bloklar halinde yıkılmış aslında. Yani tuzla buz olmamış. İnşallah orada bir yaşam boşluğu bulmuştur. İnşallah orada hala kurtarılmayı bekleyen insanlar vardır. Bakın tam o noktada aslında bloklar halinde yıkılmış site. Orada oluşabilecek bir yaşam boşluğunda kurtarılmayı bekleyen bir insan vardır. İnşallah bugün bu kurtarma çalışmalarından mucize alırız. Vatandaşlar gerçekten çok kötü durumda. Kahramanmaraş'tayız. Hayrullah. Hayrullah. Bize yardımcı olun. Hayrullah mahallesindeyiz. Geçmiş olsun efendim. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Yakınlarınız var herhalde. Oğlumla gelinim. Daha bir seneli geldilerdi. 25 yaşında. Çıkartamıyoruz, giremiyoruz. Ekip yok. Destek yok. Büyük geçmiş olsun. Olun. Sağ olun. Büyük geçmiş olsun. Hayır, bizim güzel cesetlerimizle çıkartamıyoruz. Ersin abi. Ertin abi biraz daha geçelim. Gösterecek o kadar çok yer var ki Esra. Her mikrofonu uzattığımız acı içerisinde herkesin bir yakını var. İşte bakın. Hayrullah Mahallesi burası. Depremin 3. günündeyiz. Çalışmalar devam ediyor. Ancak bu noktalarda biraz geç başladı çalışmalar. Çünkü depremin ardından yollar inanılmaz derecede. Özellikle Gaziantep Kahramanmaraş arası hem otoyol hem de D400 karayolu büyük hasar meydana geldi. Ve o yollar onarıldıktan sonra bölgeye ulaşım sağlandı. İnternet şu anda var. Telefonlarımız çekiyor. Yayınlarımızı bugün itibariyle Kahramanmaraş'tan gün boyu ekranlarınıza getireceğiz. Bakın bir vatandaş hemen enkazın içerisinde hem sesleniyor hem oraya bakmaya çalışıyor. Evet. Şu anda bakın çalışmalar devam ediyor. Ha, ses duyduğunu söyledi. Bakın. Bakın bir vatandaş oradan ses duyduğunu söyledi. Şu anda iş makinesi kapatılacak. Bakın o sese doğru şu anda insanlar yöneliyor. Sessiz olun. Yapsın. Mustafa. Şu anda inşallah o sesler karşılık bulur. Çağır Akut'u çağır. Akut'u çağır. Ses var mı? Ha, ses evet ses var. Ses var evet Esra. Şu anda bak göçük altında bir ses duyuldu. Bir yakını oraya gitti, seslendi, ses duydu. Hemen iş makineleri durduruldu. Çalışmalar durduruldu. Evet, şu anda bir heyecan var. Bakın. Hadi. Söylemiştim bu enkaz bloklar halinde çöktü. İnşallah bir yaşam boşluğu vardır demiştim. İşte o enkaz burası. Şu anda bir ses duyuldu. Hadi. Ses var. Ses var. Gel kardeş gel. Çok gitme. Şu anda yakınları da orada sanırım. Bir daha sesleniyorlar. Şu anda heyecanlı bir bekleyiş var. Tekrar sesleniyorlar içeriye. Her delikten sesleniyorlar. Biz de heyecanla bekliyoruz. Abi ben de sesleniyorum. Boştan açabilir misin? Açarız. Buraya tamam, açarız şekilde. Ama binayı diyemem. Boşal burayı, boşal. Şu anda iş makinesiyle o alanın önü biraz daha açılacak. Küçük.
Evet, şu anda Suriyeli bir vatandaş o sesi duyduğunu söylüyor. Evet, şu anda çocuk sesi duyduğunu söylüyor. Onu anlayabildik. Allah'ım inşallah güzel haberler alırız bugün. Kahramanmaraş'tan çok sayıda mucize haberleri gelsin istiyoruz. Şu anda iş makinesiyle ön bölüm açılıyor. Çok hassas çalışma gerekiyor tabii ki. Kahramanmaraş Hayrullah Mahallesi'ndeyiz şu anda. Kültür Parkı'nın hemen karşısında bulunan sokak burası. Bakın. Şu anda bir ses duyuldu ve o sesin duyulduğu nokta iş makineleriyle açılıyor. Şu anda açılıyor. Tamam, iş makinesi şu anda görevini tamamladı sanırım. Şimdi alan açılıyor. Ses mi duydunuz? Ha, ben konuş, ben Arapça, Suriye ben. Konuş, Mustafa, konuş, evet. Ama küçük, evet. Küçük, konuş. Şu anda küçük bir çocuğun sesinin duyduğunu söyleyen bir Suriyeli vatandaş var. Onun duyumu üzerine şu anda arama çalışmaları. Bu enkazın hemen kameraman arkadaşım Ersin Güler'in gösterdiği, bakın, o boşlukta yoğunlaşacak. İş makineleri orası açıldı. Biz de merakla bekliyoruz. Ekranları başındaki izleyicilerimiz de büyük ihtimalle merakla bekliyor, heyecanla bekliyor. Dualarımız Kahramanmaraş için. İnşallah güzel haberler alınabilir. Sokağın her noktasında aramak çalışmaları devam ediyor. Herkes bir delikten sesleniyor içeriye. Bir ses, bir nefes duymak için. İşte o nefeslerden, o seslerden biri hemen bu enkazdan duyulduğu söylendi. Alan belli. Camiden tarafı. Yok, bu taraf, bu taraf. Yatak odalarında burada çocuk. Bak şurada çocuk odaları var. Şuradan mutfak. Evet, amcamlar burada, amcamlar. Kahramanmaraş Hayrullah Mahallesi'ndeyiz. Bakın, cadde boyunda ikinci sokağımıza girdik. Manzara aynı. Her sokakta yıkılmayan bina yok. Gözyaşların içerisinde insanlar enkazın içerisinde yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Bir taraftan iş makineleri çalışıyor. Bir taraftan arama kurtarma ekipleri burada. Ama yeterli değil, çünkü binlerce binadan bahsediyoruz. Tamamen yıkılmış durumda. İşte o enkazlardan bugün mucize bekleniyor. Hemen bu noktada çalışmalar, bir ses duyulduğu söylenmişti. Oraya profesyonel arama kurtarma ekipleri bekleniyor. AFAD ekipleri bekleniyor şimdi o bölgede. Çünkü herhangi bir yanlışlık yapıldığında Allah korusun daha kötü sonuçlar doğurabiliriz. O yüzden AFAD ekipleri bekleniyor, çağrıldı. AFAD ekipleri gelerek o noktada arama çalışmalarını devam ettirecek. Biz buradayız. Biz gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Özellikle de bu enkazda duyulan bu sesle ilgili izleyicilerimizi bilgilendireceğiz. Tekrar bağlanacağız burayla ilgili bir gelişme olduğunda. Esra, Kahramanmaraş'taydık. Şu anda hala o manzaraları gösterdik. Gerçekten çok kötü bir durum. Hayrullah Mahallesi özellikle Kültür Parkı'nın hemen karşısında, Kahramanmaraş'ı bilenler için manzara gerçekten çok kötü. Buradan sözü size bırakalım. Ancak gelişmeler olduğu sürece hemen bağlanacağız. Özellikle o sesin duyulduğu enkazla ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağım.
Biz de umut ediyoruz, inşallah diyoruz. Ersin Güler ve Ensar Durmuş, bizi gerçekten Hayrullah Mahallesi'ndeki bütün sokaklarda gezdirdiniz. İçimiz burkularak, üzülerek buna tanıklık ettirdiniz. Bir sonraki bağlantıda güzel haberde görüşelim inşallah.